büyük bir ocaktır. Herkesin faydalandığı, kucak açtığı bir insandır yani. O bizim direğimiz. Ben babamı aslında bir çınar ağacına benzetiyorum. Gölgesine gelen herkesi muhakkak ondan istifade eder. Halil Önder Türkiye'de bir doğayandır. Halil abi bizim açımızdan Anadolu'nun Arif tarafıdır. O yüzden de markadır ve sözü ağır birisidir. Gerçekten medarı, iftiharı denecek ki öncülerinden. Halil amcayı gerçekten örnek alıyoruz ve hani büyüyünce onun gibi olmak çok isterim. Halil amcam yeri gelir, İstanbul beyefendisi olur. Yeri gelir, çocukla da çocuk olur. Halil amcam öyle, gönlü güzel bir insandır. Büyük insanların ortak özelliklerinden bir tanesi de ne kadar büyüyebildiğidir, aslında ne kadar küçülebildiğidir karşısındaki insanın. Halil amcam bunu çok iyi beceriyor aslında. Ya daraldığım, sıkıldığım zaman da hani insan bazen annesine koşar ya. Ben babama koşmuşumdur. Ailemizin bir çınarıdır yani, öyle diyebilirim. Yani bir baba şefkatiyle yaklaşıyor özellikle küçük çocuklara. O konuda çok 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 iyi bir dede. Çok iyi ya benim dedem valla. 5. ayın 20'si 1960 Tokat Reşadiye Doğan Tepe köyü doğumluyum. 12 yaşıma kadar köyde kaldım. İlkokulu köyde bitirdim. Eğitimimizi orada tamamladıktan sonra İstanbul'a geldim. 1. ve 2. sınıfı İbrahim Şeyh'te okuduğumuz için orada bir yücel öğretmenimiz var. 3. sınıftan itibaren Mehmet Çakırtaş hocamız geldi. Çok disiplinli, çok otoriter, çok bilgili. Biz büyük bir şansımız varmış. Onun gibi bir öğretmenle okulumu bitirmek nasip oldu. Şimdi her zaman hep onu söylerim. Bir insanların bir temel terbiye alması lazım diye. İnan biz o temel terbiyemizi Mehmet hocamızdan aldık. Halil Bey verilenleri yapabilen, koşturmacada ve kendine verilen ödevler yapmada etrafıyla bütünleşip eksiksiz gelen bir öğrencidir. Öğrencideki yardımlaşmasını çevresindeki arkadaşlarla bütünleştirdi ve hali hazırda toplumun öncülüğünü ve elinden gelen hizmet noktasında, yardım noktasında devam ettiren birisi olarak tanıyorum. Müsamereler yapardık. Bu müsamerelerde bunlar kendilerine rol biçilirdi. Ondaki aldığı rollerde üst düzeyde görevini tamamlar. Burada kendisine has çalışmalarda yani öne çıkmak ister ve çıktığı işi de başarırdı. Bizim çocukluğumuzda inanılmaz bir yayla hayatı vardı. Daha İstanbul'a göç başlamamıştı. Herkes köylerdeydi. Ve yayla zamanları yaylaya inanın köylerden müthiş bir göç olurdu. Onun şevki, heyecanını tabii biz o zamanlarda yaşadığımız için hala unutamıyorum. Bir gün köyde beraber oyun oynarken köyün dışına çıktığımızı hatırlıyorum. Sonra da karar verip hadi yaylaya gidelim dediğimizi hatırlıyorum. Tepelerin arkasına giderken acaba şuradan ayı çıkar mı? Şuradan kurt çıkar mı? Bir gün boyunca yol gittiğimizi ve akşam yaylaya ulaştığımızı hatırlıyorum. Şimdi bugün kıyas yapıyorum. Muhtemelen İstanbul'u ayağa kaldırmış. Ya nerede acaba diye sorarız. Biz o gün de risk almışız. Bugün de risk alıyoruz. Şimdi biz yaylaya giderdik. Rahmetli babaannem, 3 amca çocukları, aynı yaş grubundayız. 3 ay yaylada bize bakardı. Çok adaletli bir kadındı. Bize her akşam birer bardak süt içirir, öyle yatırırdı. Ve sütleri de hani bir inekten değil, herkesin kendi hayvanlarından aldığı sütlerden içirir, öyle yatırırdı. İşte biz oralara çeken, işte bizim oralara gitmemizi sağlayan nedenlerin başında da bunlar geliyor. Tahriben 7 yaşındayım. Babamla ikimiz. Değirmenköy'e 5 kilometre bir mesafede, belki daha fazla. Babam beni değirmene yalnızca bıraktı. Ben dedi bu hayvanları alıp Perte'ye gidiyorum oğlum dedi. Sen dedi burada kal. Gece oldu. Hiç kimse yok başka. Bir müddet uyumamaya çalıştım. Orada bana bir görev verdi ayrıca. Şimdi o değirmen döndükçe un yükselir. Boşaltmanız lazım. Yoksa o un dolar taşırların arasına girdiği zaman değirmenin çalışmasını durdurur. Birkaç defa kalktım. Çocuğum uyumuşum sonra. Değirmen durmuş. Babam gelmiş. Tabii o değirmeni işler hale getirmek için değirmenin taşlarının temizlenmesi lazım. Çünkü iki taşın arasında un gittiği için değirmeni durduruyor. O taşları temizleme sesine uyandım. Ve inan korktum da hani verilen görevi
yapamadım diye. Sonra babam da dedi ki tamam sorun yok, ben de hallediyorum dedi. Öyle de bir anım var değirmende. Tabii köydeki şeyimiz bittikten sonra İstanbul'a geldim. Babam Cerrahpaşa Hastanesi'nde çalışıyordu. Biz, babam gelmiş, ben geliyorum babamın yanına. Evimiz yok. Annem köyde diğer kardeşlerimle beraber. Cerrahpaşa'nın yatakhane bölümü vardı. Yatakhane bölümünde beraber yatıyordu. Alt üst ranzalar vardı. Ben öğrenci kantininde ayakkabı giyiyordum. Bir gün ayakkabı boyarken sandıklarımızı aldık. Abimle bir yerde buluştuk. Abime sordum. Dedim abi sen para kazanabildin mi? Yok dedi. Ben de kazanamadım o gün. Cebimizde de para yok. Aç kaldık yani. O gün bir amcaya gittim. Dedim böyle böyle biz dedim iş yapamadık o gün. O da beni tanıyordu. Bize para verdi o gün. Gittik o parayla karnımızı doyurmuştuk. Aksaray'da dayımın lokantası vardı. Beni oraya çırak olarak oraya verdiler. 3 yıl orada çıraklık eğitimi aldık ve yavaş yavaş da kendimizi yetiştirmeye başladık. Daha sonra biz 1975'te İstanbul Üniversitesi'nde işe başladım. İlk başladığım nokta profesörler evi. Yani İstanbul Üniversitesi'nin profesörlerin, doçentlerin, öğretim üyelerinin yemek yediği bir restorandı. Orada bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi bu işi mükemmel bilen müdürle tanışma şansımız oldu. Allah rahmet eylesin, Hamit Karaçerci diye bir müdürümüzdü. Halil Bey'in ustası diyelim, bir Hamit Bey vardı. Bu eski Boğaz'da Abdullah Restoranı falan kurmuş, işletmiş ve Almanya'dan gıda alanında sertifikalı, oldukça bu konuda deneyimli bir Hamit Bey vardı. Hamit Bey o tecrübelerini ona aktarırken zaman zaman da onun onu yönlendirdiğine şahit olmuştum ben. Dolayısıyla hani bir kişinin önünü açıyor, yetiştiriyor ama aşağıdaki kişinin enerjisi de ona yol veriyor. Şimdi Halil Önder çok şanslı bir insan diyeyim ben önce. Yani hakikaten bu doğruluk, dürüstlük, ilke tamam hakikaten çok önemli ama onun ustaları çok büyük insanlardı. Sektörün duayenleriydi. Kendilerini yurt dışında yetiştirmiş. Çok büyük yerlerde işletmecilik ve idarecilik yapmış. İnsanlarla çalıştı Halil Bey. Birebir çalıştı. Ve Halil Bey'in algısı o kadar önemlidir ki Halil Bey hemen alır ve hemen sahada uygular. Öğrendi, yetişti, yetiştirdi kendisini. Bu çok önemliydi. Bunları çok rahat başardı. Ben daha işte o zaman 15 yaşımdaydım. 40 kişilik bir ekibimiz vardı, kadromuz. Bir puantaj vardır, işe başlama puantajı. En altında ben vardım, Halil Önder. Önüme hedefler koydum. Bir gün dedim, ben de bu listenin en üstüne çıkacağım. Sonra rahmetli bu Hamit Bey'le uzun yıllar beraber çalıştık, tam 20 yıl. 1983 yılında Balta Limanı'nı sosyal tesisler olarak açtık. Rahmetli Hamit Bey, idare amiri, benim de ilk idarecilik pozisyonum salon şefi olarak orada göreve başladım. Sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi'nin sanatı kararıyla Sosyal Tesisler Müdürlüğü kuruldu. Biz önce bir müdürlük vardı, Ünyek Müdürlüğü diye, biz o müdürlüğe bağlıydık. Sonra Sosyal Tesisler Müdürlüğü, iki müdürlük oldu. Biz burada özerk olduk. Hamit Bey Sosyal Tesisler Müdürü oldu. Ben de Hamit Bey'in yardımcısı oldum. İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürü yardımcısı oldum. Ve bu görevimizi bize İstanbul Üniversitesi Sanatosu tarafından tebliğ edildi. Benim için hakikaten çok onur duyduğum bir görevdi. Ve uzun yıllar oradaki görevimi başarıyla devam ettirdim. Biraz evvel söylemiş olduğum listenin en altından artık ikinci sıraya kadar çıkmıştım. Şimdi büyük bir organizasyon yapan, yapacak ya da bir hekim ya da hastanedeki bir hocalardan Halil Bey'i ararlardı. Halil Bey işte şu misafirlerimiz gelecek, rektör sofrası istiyorum derlerdi. Yani rektör sofrası tabiri özel bir tabirdir ve bunu Halil Bey de çok iyi bilir, çok iyi yapar. İstanbul Üniversitesi'nde oranın Balta Liman Sosyal Tesisleri'nin idarecisi Halil Bey. Hep geç gelirdi o. Biz de şimdi Halil Bey gelsin de biraz sohbet edelim diye yatmazdık. Onun anlatacağı şeyleri biz böyle bir yaşanmış bir olay gibi
Yani gerçek esitler anlatırdı bize. Hayatından geçen işte atıyorum Kenan Evren geldi bugün yemek verdik ona. Atıyorum bilmem ne paşası geldi bugün ona yemek verdik falan. Bize hani televizyonlardan gördüğümüz insanlar o direkt dokununca bize çok farklı gelirdi. Zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren. İstanbul Üniversitesi Rektörü Müsecemi Bey. Biz de onlara hizmet ederken yani bu 1985'lerdeki falan filan bir olay. Bu çok önemli bir resimdir. Bu zat kim biliyor musun Zekeriya? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri o zamanki Prezde Kuyarlı. Bak İstanbul Üniversitesi'nde Fahri Doktora ünvanı verildi kendisine. Biz de işte o protokoldaki hizmetin başındaydım yani. İşimiz hizmet sektörü olduğu için. İşte İstanbul Üniversitesi'ndeki anılarımızdan bir tanesi de budur. Bu çok önemli bir belge yani. Lider bir karaktere sahiptir. Herkese yardım etmeyi sever. Daha şu ana kadar ben kapısına gelip de boş gideni görmedim. Yani hasta olanı tedavi için maddi olarak yardım edilmesi gerekeni maddi olarak yardım eder. Bilgi gerekiyorsa bilgi olarak büyük bir ocaktır. Herkesin faydalandığı, kucak açtığı bir insandır yani. Çocuklara yardım eder, eğitimlerine katkı yapmaya çalışır. Ekonomik katkıyı herkes yapabilir ama bir de yol göstermek, o insana akıl vermek, oğlum sen şu okulda okursan diye o okula yönlendirdikten sonra da o okulda da o çocuğa eğitim hayatı boyunca yardımcı olmak. Yani çünkü o yönlendirdiği okulda muhakkak tanıdığı hocalar vardır. Dokunur, insana dokunur. O anlamda en önemli özelliği Halil Bey gerçekten iyi bir insandır. Okuyan çocuklarımıza da hep Halil Bey bunları toplar. Durumu iyi olsun veya kötü olsun hiç fark etmez. Bir defa ailedeki bütün üniversite öğrencilerine kesintisiz burs verir. Kendi köyümüzden yetişen bütün üniversite öğrencilerine de burs verir. Zaman zaman da bunları bir araya hepsini toplayamasa da ara ara toplar, kendi fikirlerini anlatır. İlk idarecilik pozisyonumuzda olduğumuz Baltalim tesislerinde Reşadiye'den işte yeni tıp öğrencileri, hukuk öğrencileri, siyasal bilgiler fakültesi öğrencileri yaklaşık bir 30 kişiydi bunlar. Hilafsız 30'u da bir yerlere gelmiştir yani. Gurur duyuyorum hakikaten onlarla. Şimdi zaman zaman beraber oluyorduk onlarla. Biz tabii yemek tarafındayım. Şimdi o gruptur işte. Ha, onlardan dinleyin. Ben anlatmama gerek yok. İstanbul Üniversitesi'ne gelen Tokatlı öğrencileri topluyoruz. Daha çok spesifik olarak da Reşadiyeli'leri topluyoruz ilk zamanlarda. Lebiderya, Denizli Sefer Bir Salonu ayarladı ve bir 20 kadar Reşadiyeli arkadaşımız, öğrencimiz bir araya geldik. Menü oldukça elit bir menüdür. Ordu'yu gelince büyük tabakta bizim gençler orduya tabiri caizse bir saldırdılar. Sonra çorbayla başlayan bir standart elit menü başladı. Çorba, arkasından zeytinyağlılar, arkasından fevkalade güzel bir et yemeği, tatlılar falan. Fakat heyhat bizim gençler orduya soğuk mezelere ve ekmeğe o kadar çok abandılar ki o güzelim ana yemekler, ana menü çocukların önünde. Çocuklar menüye, yemeğe, yemek çocuklara bakıyor. Çünkü tıka basa doydular ve arkasını getiremediler. Şu anda Türkiye'de rektör olan, dekan olan, akademide, bürokraside, siyasette, iş dünyasında oldukça iyi pozisyonlara gelmiş son derece kıymetli vatansever, millet evladı, hemşehrilerim, kardeşlerim var. Halil abi, kapısını çalmayan adam yoktur. Sofrasında oturmayan adam yoktur. Derdini gidip onunla konuşmayan adam ben çok tanımıyorum. Tabii biz 90'lı yıllarda İstanbul'a geldim ben, üniversiteye geldim. İşte 92-93'lü yıllar. O zaman tabii sayı çok az. Anadolu'dan gelmiş, üniversiteyi kazanan bir avuç insanız. Bazı büyüklerimiz organize ettiler. Halil abi de o zaman Balta Limanı'nda bizi topladı üniversite öğrencilerini. İşte bazı mezun olanlar da var. Şimdi önemli üniversitelerde görev yapan abilerimiz. Onlar da var. Tabii biz çıkmışız Anadolu'dan. Denizi yeni görmüşüz yani. Bizi Balta Limanı'nda böyle bir
Hatta fotoğrafı var bende. O fotoğrafa baktığımda çok duygulanırım. Çok lüks bir restoranda hiç bilmediğimiz yemek menüleriyle ve yemek usulüyle. Tabii biz dedik ki ya, yani burada da yaşayan insanlar varmış. Yani demek ki İstanbul buymuş. Halil abi benim gençliğimde ilk defa bana İstanbul'u tattıran adamdır. Sosyal tesislere sadece Balta Limanı değil, Profesörler Evi, Cerrahpaşa'daki hocaların yemek yediği restoran, Çapa'daki hocalarımızın yemek yediği restoran, Enes Kampı, 400 yataklı Enes Kampı bizim sosyal tesislere bağlanmıştı. Buralara da ben ilgileniyordum. Rahmetli Hamit Bey müdürümüz artık tamamen emir komutayı bana bırakmıştı. Kendisi başımızda bir onursal müdür gibi duruyordu ama bütün işleyiş bendeydi. O görevimi de çok başarılı bir şekilde yaptığıma inanıyorum ki Allah rahmet eylesin Cebi Demiroğlu rektörümüz, İstanbul Üniversitesi rektörü. Sonra Florence Nightingale Hastaneleri kuruldu. Florence Nightingale Hastaneleri kurulduktan sonra Cebi Bey rektörlüğü bitti. 1994 yılında, 95 yılında beni davet etti. Gel dedi evladım, sen de bu yiyecek içecek konumunun başına geçtin. 95 yılına kadar hep idareciydim. 95 yılından sonra işletmeciliğe döndüm. Orada bana kendi şirketimi kurdurdu. Hastanenin içerisindeki bu yemek işlerini bana verdi. Ve verirken de aynen şunu söyledi. Biz doktoruz dedi. Biz sağlık işlerinde. Ama sen dedi yemek işlerini en iyi bilenlerin bir tanesisin dedi. Bu işi sen yapacaksın dedi. Teşekkür ettik kendisine. Bu onursal görevi bize verdiği için elini öperek kendi iş hayatımıza başladık. Cemil Demiroğlu'nun sistemi ilk kurarken sistemin içine yerleştirdiği köşe taşları vardı. Köşe taşlarından birisi de Halil Bey'di. Gözleriyle konuşurlardı. Rahmetli Cemil Bey, Halil Bey'e şöyle bir bakıp küçük bir işaret yapardı ve anlardı onun ne demek istediğini. Yani iki insanın ortaklaşa iş yapmasını bundan güzel tarif eden bir şey yoktur. Geldiğimde bir tek hastanemiz vardı. Şu andaki konumumuz itibariyle 5 tane hastane var. Bir tane Demiroğlu Bilim Üniversitesi var ve bunların tamamının yiyecek ve içecek işlerini kurmuş olduğumuz şirket tarafından yönetiliyor. Halil Bey'le biz her gün sabahleyin bir ufak mini konferansla güne başlarız. İşte günümüzü değerlendiririz. Yapılacaklarımız var mı ya da yapılmışlarda bir hatamız var mıdır? Onları kontrol eder, günümüze öyle başlarız her sabah. 12 yıldır birlikte çalıştığımız önderler yemek gerçekten aynı soyadları gibi. Her konuda kendi ekip çalışanlarına da önderlik eden, işbirlikçi, sağlıkla ilgili kurallardan asla ödün vermeyen, hijyen kurallarından asla ödün vermeyen, kişiye özel hazırlanmış beslenme planlarını sunmakta gerçekten önder bir firma diyebilirim. Özellikle sağlık sektörü normal bir hizmet sektöründen öte insanın canına hizmet veren bir sektör. Yani bir otelcilik sektörü gibi veya bir restoran zinciri gibi, restoran sektörü gibi değil. Dolayısıyla buna bağlı olarak Halil Bey ayda bir kere hem bizim eğitimlerimiz hem de kendisinin düzenlemiş olduğu, belirlemiş olduğu kriterlerde bize eğitim verilmesini sağlıyor. Yeme içme sektörü Türkiye'de farklı bir sektördü. Bunu en iyi bilenlerden biri Halil Bey, yani belki 50 kişi, belki 100 kişi arasındadır. İşte servis nasıl yapılır, davetler nasıl karşılanır, ya girişinden çıkışına kadar Halil Bey'in büyük bir şeyi vardır, bilgi birikimi vardır. Yemek üretim konusunda, hizmet konusunda, davranış konusunda daima en iyisini yapmak ister yani. Biz 7 kardeşiz, 5 erkek, 2 kız. Bütün kardeşlerim sistemin içindedirler. Hepsine ayrı ayrı görevleri vardır. Geldiğim günden beri beraber hareket ediyoruz. Kız kardeşlerimizi de, onları da zaman zaman sisteme, çocuklarını, kendilerini alıyoruz. Onlarla da ilgimiz ve alakamız devam etmektedir. Halil Bey ailesinin temel direği, yani herkes bir şekilde onun etrafında, yani kurgulanmış bir durumda.
ve ailesinde de herkese yani sahip çıkmıştır. Yani bugün kendi çalıştığı kurumda baktığınız zaman mutlaka aile fertlerini hep ilgili yerlere yerleştirmiş ve onların eğitimi de tamamlanmıştır. Bu kadar profesyonelce bir iş yapılırken aile şirketiyle devam etmek bazen sıkıntı yaratabiliyor ama o bunu aşabilmiş. Türkiye'de büyük firmalara bakarsanız, özellikle Koç ve Sabancı ailesi, biliyorsunuz aile şirketi üzerinden çıktı. Bugün o aile üzerinden bir yapı oluşturmak ve o yapıyı sürdürülebilir bir hale dönüştürmek, bu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir şey. Bunu çok önemsiyorum. Biliyorsunuz biz yetiştirmek kültürü itibariyle hep böyle bireysel yaşam biraz. Belki de o modernizmin getirdiği bir hastalık, maraza bir haldi. Ama bu çağda Halil Önder ailesiyle büyük bir hikaye yazdı. Önderler öncelikle bir aile ve şirketin beraber nasıl yönetilebileceğini başka yerlerde görmediğim şekilde bana öğretti. Artı kendi personelini de ailesinden asla ayrı tutmayan, bu sayede de personel arasında aidiyet duygusunu hızlı bir şekilde yerleştiren güzel bir oluşum olarak gördüm. Peki aile şirketi olmanın bir sıkıntıları var mı, zorlukları var mı? İlk başladığındaki prensiplere bağlı bunlar. Yani bir şirketin ön sözü derler ya. Yani orada biz kurallarımızı koyduk. Herkes görevini biliyor. 25 yıldır devam eden bir şirketimizde Allah'a çok şükür şu güne kadar herhangi hiçbir sıkıntı yaşamadım. Florence Nightingale Group bizim ana taşıyıcı lokomotifimiz diyelim yapmış olduğumuz işlerde. Hizmet şekillerimiz tabii farklı farklı. Bir, hastaya hizmet ediyoruz. Bu çok farklı bir hizmet şekli. Çok dikkat isteyen, itina isteyen bir iştir. İkinci hizmet şeklimiz çalışan personele hizmet veriyoruz. Üçüncü hizmet şeklimiz de içinde bulunan, hastanelerin içinde bulunan kafe ve restoranların alakart menüleriyle ilgili işletmelerini yapıyoruz. Yaptığımız işte biz nelere dikkat ediyoruz biliyor musunuz? Önce kurumsallığa dikkat ettik. Kurumsallaştık. Şimdi kurumsallaşma derken ilk akla gelenler nelerdir? Kalite belgelerimiz. ISO belgesi, ASİP belgesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan gıda sertifikaları, bunlarımızı tamamladık. Çalışma arkadaşlarımızı biz işte burada riyakatı ön planda tutuyoruz. Bir de adaletli çalışmayı da inanın ön planda tutuyoruz. Bu da bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Çalışan personelimizin %90'ını sistem içinde görmüşsünüzdür. Hepsi güler yüzlüdür. Bir işçi işveren ilişkisi değil de inanır mısınız? Bir aile ilişkisi gibi bir ilişkilerimiz var. Bunu çok açık yüreklere söylüyorum. Hepsi de bütün personelimizin bu işlerin bu şekilde yürüdüğünü de bilirler. Çalışanlarını asla bir çalışan olarak görmez, çözüm ortağı olarak görür, kardeş olarak görür, yakın olarak görür. Yani hiçbir zaman Halil Bey patronluk havasını veya müdürlük havasını taslamamıştır bize, hiç kimseye. Bana göre patron değil, bir dost, bir arkadaştır. Yani bizim 40 senenin üzerinde bir arkadaşlığımız var. İnsani olarak çok iyi bir insandır. Bize yardımcı olur. Eksiğimiz varsa onları tamamlamamızı sağlar. Bir büyüğümüz, abimiz gibi çalışmaktayız kendisiyle. Halil Bey'in personele bakış açısı onlarla bir arkadaş gibidir, bir abi gibidir. Yeri geldiği zaman bir patron gibidir. ...25 yıldır benimle çalışan iskelet personelim. Şimdi bir sistemin iskeleti çok önemlidir. O iskeleti kurduğunuz zaman o sizi ileriye götürür. Ve bu iskelette çok az değişiklikler olmuştur bizde. Almış olduğumuz her kararı da harfiyen uyguluyoruz. Onlarla biz çok İstanbul'un dışındaki yerlere de gidiyoruz. İşleyişler hakkında diğer yerlerde de yemekler de yiyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Yurt dışlarına gidiyoruz. Daha iyi nasıl bulabiliriz diye. Biz hastanın diyetine göre, sağlık sorununa göre üretebileceğimiz birçok yemeğimiz var. Ve bunda da çok başarılı olduğumuzu biliyoruz. Bizim kendimize özel menülerimiz vardır. Kendimize özel demolarımız vardır. Hiçbir hastanede bulunmayan, sağlık kuruluşunda bulunmayan özel diyabetik menülerimiz vardır. Bizim ayarımızdaki İstanbul'daki hastanelerin içinde en iyilerinden birisiyiz demeyeyim de artık bizi onlar takdir etsinler. Ve bütün o hastanelerin yöneticileri bize gelmiş, bizden fikir almışlardı. Biz hiçbirine gitmedik.
kurumsallaşma dediğimizde bunları alt alta hepsini koyabilirsiniz. Kardeşler arasında iki tane kardeş bile birbiriyle çok rahat çalışamazken veya ilişkileri çok doğru olmazken herhangi bir şekilde yarış olmadan birbirini tamamlama modundasınız. Bunun temeli nereden gelmekte? Size göre Halil Bey'in buradaki katkısı nedir? Bizim ailemizde hakikaten biz rahmetli annemi biz rahmetli anıyorum. Onun iyi niyetini Halil abim bütün özelliklerini taşıyor. Rahmetli annem çok ekmekli bir kadındı. Aileyi bir arada tutmak için çok mücadele vermiştir. Rahmetli annemin bütün özelliklerini abimde görüyorum. Yani ailenin bütün fertlerini, en büyüğünden en küçüğüne nasıl bir yere getirebiliriz? Hepsini planlamıştır mesela Halil Bey. Okuyan çocukların bile eğitim süresini, yani sen şunu okumalısın, sen bu dalda okumalısın, sen burada çalışmalısın diye hepsini meslek sahibi yapıp kariyerlerine de direkt katkısı olan bir insandır. Halil Önder öncelikle herhangi bir sorun olduğunda, iyi günümüzde, kötü günümüzde her zaman destek aldığımız, ailemizin Allah uzun ömürler versin, sevdiğimiz, saydığımız, ön planda tuttuğumuz bir liderimizdir. Geçmişte çok kötü anılarım oldu. Yani kazadır, beladır. Halil Önder'den gördüğüm desteği ben hiçbir zaman unutamam. O bizim için bir abi, bir baba. Halil Bey bizim için her şeyimizdir. Yani ailenin lideridir. Nasıl bir babadır Halil Önder? Halil Bey'i anlatmak gerekirse onu burada ifadelerle zaten anlatamayız. Kendisi son derece herkese karşı sevgi, saygılı bir kişi. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Halil Bey önce çok iyi bir insandır. Babadan daha ziyade bize arkadaş gibi davranmıştır. Hiçbir sorunumuzu çözümsüz bırakmamıştır. Her daim yanımızda olmuştur. Benim babamı gerçekten bir arkadaşları gibi çok değer ve saygı gösterirler. Ay, babam mükemmel bir insan. Tek kelimeyle. Çünkü baba nedir? Koruyan, kollayan, görünmez daha yani şurada oturması bile yetiyor. Adı bile yetiyor. Yani bizim bakış açımıza göre öyle. Babanın adı bile yeter. Söz vermenin ne demek olduğunu biz babamdan öğrendik. Verilen sözün tutulması gerektiğini. İşte Emel Sayın'ın bir Mavi Boncuk filmi vardı. Ben çocuğum dayanamıyorum. O da uyu kızım söz veriyorum seni kaldıracağım film başladığında dedi. Ve gerçekten film başladı. Aynur kalk hadi film başladı dedi. Ben orada dedim ki babalar verdiği sözü tutuyormuş. Ben babamı aslında bir çınar ağacına benzetiyorum. Gölgesine gelen herkesi muhakkak ondan istifade eder. Dürüstlüğü, adaleti, iyi niyetiyle kendine çok güzel bir misyon edinmiş. Ve bence başarısının anahtarı tamamen burada saklı. Benim için çok kıymetlidir ve birçok noktada benim ilham kaynağımdır. Hepimiz eşit davranır. Hiç birbirimizden üstün veya eksik hissettirmez. Yani torunlarıyla, çocuklarıyla bizlerle güzel bir hayat yaşamak ister. Hep birlikte ister, bütünlük ister. Hiçbir zaman kayınpeder olarak görmedim. Babaya da dayanırsın ya, hani o güvenceyi hep aldım ben ondan. Bir ayrıcalık olarak görüyorum Halil Önder'in gelini olmayı işin açıkçası. Ya daraldım, sıkıldığım zaman da hani insan bazen annesine koşar ya. Ben babama koşmuşumdur. Kendisini çok severiz, ailemizin çok saygı duyduğumuz bir insan. Olmazsa olmazımız yani. Maddi manevi yanımızdadır. Her şekilde konuşuruz rahat abimle yani. Ailemizin bir çınarıdır yani, öyle diyebilirim. Abim çok merhametlidir, hiç de despotluğu yoktur. Kendisini hiç düşünmez, daha çok kardeşlerini düşünür. Daha çok bizlere önem verir. Yani bir eksiğimiz, bir şeyimiz olduğu zaman ilk önce o koşar. İbrahim'le, ikiz kardeşim İbrahim benim, Kur'an kursu yıllarında beraber giderken bir trafik kazası geçirdik. Beni çapaya götürmüşler. Gözümü bir açtığımda abimi gördüm. Elimi tutuyordu ve korkma kızım ben buradayım dedi. O gün bugündür her anlamda bize maddi manevi hepimize sahip çıktı. Bizi bugünlere getirdi. Her şekilde onun emeği, hakkı çoktur. Ödeyemeyiz. Bir abi olarak hem dosttur hem çok mükemmel bir insandır. Derdinizi, sıkıntınızı varsa onu görüşürüz, anlatırız. O bize şey yapar, biz ona anlatırız. Halil Bey çok iyi bir insan. Çok merhametli, çok duygusal. Babamdan sonra Halil Bey geliyor. Gerçekten bizim için çok örnek bir kişi yani. Halil Önder benim en değer verdiğim kişidir. Ayrı olarak.
Yani Halil Bey'in emeği üzerimizde gerçekten çok yani. Hem babamda olsun hem bizde olsun. Babam bizimle çok ilgilenemedi ya. Aslında çok ilgilendi ama bir de madalyonun öbür yüzü vardı. Bu adam çalışmak zorundaydı. Çok da yoğun bir işi vardı. Babamın çalışma saatleri bizim okul saatimizle hep aynıydı. Adam 12'de gidiyordu. Akşam gece 12-1'de kapanış yapıp geliyordu. Biz uyumuş oluyorduk. İşte bir pazartesi günlerimiz vardı. Bizim, o da bizim pazarımız olmuş oluyordu. Pazar günümüz oluyordu. Bizi gece saat 3'te kaldırırdı mesela. Bizi uykudan. Bizim sütlerimizi ısıtırdı. Bize o sütleri içirirdi. Bizi tekrar geri uyuturdu. Bizimle o geçiremediği yani aslında yaşayamadığı değil. Yaşamak istedi ama kendi iş çevresi, sosyal statüsü ona müsaade etmedi. Adam çalışmak zorundaydı. Aile sorumluluğu onun omuzlarının üstündeydi. Torunlarıyla vakit geçiriyor. Ben hep o yansımayı öyle görüyorum. Valla tonton dededir. Yani Karaburun'da biz torunlarıyla sık sık buluşur bir araya gelir. Orada bütün torunları dede diye başında yaşırlar. Yani tonton bir dededir. Torunlarına aşık bir dede. Onu söyleyeyim ben. O kadar samimi bir sevgisi var ki torunlarından da aynı sevgiyi görüyor. Ya benim çocuklarım dedelerine aşık çocuklar. Torunlarıyla çok samimi. Bunu özellikle o küçük çocuklara olan iletişimden anlayabilirsiniz. Hani hiçbir zaman şey yapmaz. Hani her zaman özellikle Karaburun'da yazlıkta 3 ay çocuklarla beraber vakit geçirir dedem ve hani öğlen uykusundan bile ederler adamı ama o hiçbir zaman yadırgamaz, böyle hep oyun oynar, çok çok neşeli, çok samimi, yani bir baba şefkatiyle yaklaşıyor özellikle o küçük çocuklara. O konuda çok 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 iyi bir dede. Çok iyi ya benim dedem vallahi. Peki dayınızın eğitime bakış açısı nedir? Gençlik? Dayım yani dayılarım olarak hani bazı sebeplerden dolayı okuyamadıkları, maddi yönden dolayı bizim de okumamızı istiyor. Hani kendimizi geliştirmemizi istiyor. Sahipleniyor yani, bize çok destek çıkıyor. Okuma konusunda kız erkek kesinlikle ayırt etmiyor. Herkesin okuması gerektiğini, bilgilenmesi gerektiğini konuşur. Halil amcam ilkokul mezunu olmasına rağmen sürekli kitaplar okuyarak bu açığı kapatmış ve biz okul konusunda mesela bir bilgiye ihtiyacımız olduğunda amcama danışabiliyoruz. Dayım kendi kardeşleri arasında bir fon grubu var. Her ay belirli bir düzeyde para topluyorlar ve bu fon grubunda birikiyor. Biz de ondan ilham alarak kendi genç kuzenlerimiz olarak bir fon grubu kurduk. Biz de kendi aramızda para topluyoruz. Ne kadar öğrenci olsak da. Amaç sadece para da değil. Bu evet. Aynı zamanda bizim her ay toplanmamızı, birlik beraberliğimizi devam ettirmemizi sağlıyor. Bu fon gruplarında biz hayallerimizi paylaşıyoruz. Gelecekte neler yapabileceğimiz üzerine konuşuyoruz. Sadece bireysel olarak değil, bir önderler, kuzenler olarak neler yapabiliriz, bu neler katabiliriz diye düşünüyoruz. Ve hani hayal biz küçük de değil aslında ama bakalım inşallah neler gösterecek süreç, bize göreceğiz hep birlikte. Önder ailesinde olmak gerçekten benim için çok gurur verici bir şey. Aile büyüklerimizin genel açıdan bir yarattığı bir farkındalık var. Halil amcanın başımızda olması bize hep bir güven verdi şu zamana kadar. Okulumuzda olsun, bizim okul hayatımızda bize hep destek oldu, hep örnek oldu, hep okuyun diye destekler verdi. Halil amcayı gerçekten örnek alıyoruz ve hani büyüyünce onun gibi olmak çok isterim. Yani amcam vizyonu açık, ilkeli ve açık görüşlü bir insan. Halil amcam yeri gelir, İstanbul beyefendisi olur. Yeri gelir çocukla da çocuk olur. Halil amcam öyle gönlü güzel bir insandır. Babamlar, amcamlar zor bir dönemden gelmiş. O dönemde ailenin dağılması aslında çok kolay olurmuş ama Halil Önder hem gerek maddi manevi destekleriyle ailenin dağılmasını her şekilde önlemiş. Bunun yanı sıra bu ailede doğmamızın en büyük avantajlarından birisi de bizim için. Etrafımızda örnek alabileceğimiz çok fazla insan var. Halil Önder de bunlardan bir tanesi. Aynen öyle. Halil Önder çok ufak yaşlarımızdan itibaren bize maddi manevi olarak sürekli destek oldu. Kendisine bir soru sorduğum zaman hiçbir şekilde tersleme, küçük düşürücü, aşağılayıcı bir cevap verdiğini duymadım şu ana kadar. Büyük insanların ortak özelliklerinden bir tanesi de ne kadar büyüyebildiği değil, aslında ne kadar küçülebildiğidir karşısındaki insanın. Önlümler bunu çok iyi beceriyor aslında. Bizimle, yeğenleriyle kendi evlatlarıymış gibi ilgilenmiştir şu zamana kadar. Mesela ben şu an İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum, ikinci sınıf öğrencisiyim.
Benim bu okulu kazanmamda amcamın emeği çok büyüktür çünkü... Amcam hepimizin okuyup güzel yerlere gelmesini ister. Bizim bir ödülümüz doğduğumuzdan beri işte amcam kültürlü, iş adamı, bizim için eğitim açısından çok yardım eder. Aile büyüğümüz olarak her zaman desteğini, emeğini, yardımseverliğini her zaman gördüm yani kendisinde. Halil amcam her önder ailesinin, bireyinin okuması için maddi ve manevi olarak çok büyük çaba sarf eder. Onların arkasında durur. Bu hepimiz öyledir. Herkese çok emeği geçmiştir. Yani çocukların donanımlı yetişmesinde Halil Bey'in çok emeği vardır. Çok birebir çocuklarına ilgilenmiştir. Ha biz amca olarak da Halil Bey kadar bizim de çocuklarda emeğimiz vardır. Yani biz iyi bir aileyiz. Bu anlamda çok tutucu bir aileyiz. Yani bizim hangi kardeşimizin çocuğuna iyi veya kötü ne olursa olsun hemen biz hep beraber yanındayız. Şu anda Halil Bey çok iyi bir şeyi var. Bütün isteme, kız isteme olaylarını Halil Bey yaptırıyor şimdi. Babamız yaşlandı, Halil Bey gidiyor şimdi. Allah'ın emrine, peygamberin kabul. Hemen istiyoruz abi. Ama herkes Halil Bey götürüyor. Biz aile büyük olunca iki ayda, üç ayda bir isteme var bizim. Verme var, isteme var. Ve kızlarımız istiyorsa da Halil Bey'den istiyorlar. Alıyorsak da gelin, Halil Bey'den istetiyoruz. Bu anlamda da Halil Bey bizim ailemizde hakikaten olmadan hiç bir yere gidemiyoruz. Bu tür önemli günlerde mutlaka Halil Bey bizim yanımızda. Tokat'ta reşade ile ilgili girişimleriniz neler oldu veya hangi alanlarda yatırım yapılması gerekir? Biz reşadiyeyi, Tokat'ı gerçekten çok seviyoruz. Dediğim gibi ben düzen olarak 2 defa 3 defa köyüme gidiyorum. Orada sosyal sorumluluk projelerimiz var. Onlarla ilgileniyoruz. Reşadiye ile ilgili her yatırımda, her yani oluşumda olduk. Bu gibi şeylerin tamamının içinde oldum. Olmaya da gayret gösteriyorum. Eğitime önem veriyoruz reşadiye ile ilgili. Sosyal sorumluluklarımız var, onları yerlerine getiriyoruz. Köyümüzü asla unutmadık. Köyümüzle ilgili ne gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz. Reşadiyelilerin ya da Tokatlıların daha genelinde olduğu her yerde Halil Bey mutlaka bir işin bir tarafından tutmuştur. İyi bir Tokatlı ve bölgesine devamlı destek olan, işte bölgeyle alakalı herhangi bir sosyal faaliyet yapmak isteyen insanların en başta kapısını çaldığı insanlardan birisi Halil Önder. Halil Önder cemiyet adamıdır. Kurulan bütün derneklerde, vakıflarda, federasyon, konfederasyonlarda Halil Önder'i davet ettiğinizde hepsine karınca karınca icabet eder. Maddi manevi katkısını esirgemez. Şimdi Halil Bey'in kişisel olarak kattığı Tokat'a çok büyük değerler var. Birinci öncelik iş, aşk, eğitim, kültür, işte burs, veya yeme içme sektöründeki yani hem Tokat'a hem Türkiye'ye verdiği çok büyük katma değerler var. Elinin uzanmadığı, ondan sonra yardım etmediği insan yoktur. Hiç kimseyi ayırmaz. Ulaşabildiği her yere ulaşmaya çalışır. Yani ailemiz için de iyi bir örnektir. Toplumumuz için de iyi bir örnektir. Tokat özelinde de Tokat için de bir şanstır. Kesinlikle memleketine yatırım yapar. Yani geriye döndürür. Buradan kazandığının belli bir bölümünü gider. Yani inanır mısınız? Yani bu hani söylemesi doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bizim o bölgemizdeki evlenen çiftlerin tamamına para yardım etmiştir bak ya. Maddi olarak. Hiç söylemeden. Kim ev yapıyor? Bizim köyde o sene 10 kişi ev yapıyor değil mi? 10 kişiye bir zarf yapar, götürür teslim eder yani. 10 kişi evlenecek değil mi? 10 kişiye bir zarf yapar, götürür teslim eder. Yani istenmeden veren bir adam ya. Böyle bir insan. Ben hakikaten Halil Bey'in bu şeyini çok beğeniyorum. İyilik tarafını ben Halil Bey'e hep söylerim. Abi bizim hayır hasar etçi sensin. Hemşericilik yönünüz biraz ağır basıyor mu yoksa herkese sıradan aynı şey davranıyor mu? Yok aynen hemşericilik yönümüz ağır basıyor. Şimdi 320 kişiyle çalışıyoruz dedim. Halkla ilişkilere sordum geçenlerde. En az 150 tanesi reşadiyeli dedi. Bilmiyorum buradan artık siz ne çıkartıyorsanız çıkartın. En az 150 tane çalışan elemanımız reşadiyeli.
Bizim genelde Tokat'ta eğitim daha önceleri çok zayıftı. İşte Tokat'tan biletini alan İstanbul'a koşar gelirdi. Birinci adres Halil Önder, Halil Bey'dir. Gittiğinde işte bıyıklı, yüksek topuklu ayakkabı, elinde tesbih olan adamları Halil Bey almıştır. Hepsini bugünkü haline, yani vizyonuna getirmiştir. O günkü adamlar bugün hepsinin aşı, arabası, evi, çoluğu, çocuğu hepsi eğitimini almıştır. Yani sadece bunu ben demiyorum. Ekmek, iş, aş verdiği, işte o yetiştirdiği insanların hepsi bunu anlatır. Halil Bey, gerçekten köyümüzün veyahut da köyümüz demeyeyim ben bunu, sadece kendi çevremiz, kendi köylerimiz, kendi ilçemiz, kendi ilimiz veyahut da diğer başka şeylerde tamamına bu elinden gelen tüm imkanları sunmuş birisidir. Elinde hangi imkan varsa, hastanelerde olsun, iş olarak çalışmak durumunda olsun veyahut da kendisi maddi olarak, ekonomik olarak yardımda bulunarak hayırseverleriyle bu ön plana çıkmıştır. Onun için Halil Önder, Reşadiye deyince veyahut da işte belki Tokat'ımızda bile Halil Önder bir isim olarak doğmuştur yani. Halil Önder deyince herkes bilir yani bunu. Hiç kuşku yok ki Halil Önder yardımsever bir insandır. Bu yardımseverlik bir öğrenciye onun üniversitedeki bir problemini çözmekten tutunuz da burs vermeye varıncaya kadar yahut hastanede bir hastanın müşkilini gidermeye varıncaya kadar, hatta sıkışmış bir arkadaşımızın maddi problemini çözmeye varıncaya kadar. Sakin bir insan. Liderlik vasıfları olmakla birlikte kimisi lider olmak için çabalar, Halil Bey lider olmak için çabalamaz. O doğal bir liderdir zaten. İnsanlar ona gelir, danışırlar, ondan sonra fikir alırlar, onunla sohbet ederler, onunla sohbet etmekten keyif alırlar. Yani bir insandan hem akıl alırsınız, hem sohbet ederken keyif alırsınız. Bu yönleriyle çok güçlü bir insan. Şu anda rahmetli Cemil Bey'in oğlu Cemşit Bey hastanenin genel müdürü ya da işte en üst yöneticisi diyeyim. Herhangi bir konuda bir şey yapacakken mutlaka Halil Bey'in fikrini alır. Kurum da bütünleşmiş ve kurumun menfaatlerini her zaman ön planda tutan, kurumla birlikte büyüyen ve bugünkü geldiği noktada da hakikaten Türkiye'de bu alanda hani sayılabilecek birkaç kişiden birisi olarak kendisini anlatabiliriz. Bugün bir ortamdayız. İstanbul Üniversitesi Merkez Binada galiba. Bir arkadaşın bir problemi var. Ve ben onu Halil abiye götürdüm. Arkadaş tabii Halil abi baktı. İstanbul Üniversitesi yemekhanesinde çalışan bir tane memur. Sonra bana biraz yüz ifadesini hafiften ekşitti. Ya Coşkun kardeşim iyi de yani bizim sorunumuz ciddi bir sorun, büyük bir sorun. Yani Halil Önder'i aşan bir sorun. Bir memurun yapacağı iş değil bu. Sonra Halil Önder yanı başımızda YÖK Başkanı rahmetli İhsan Doğramacı'yı aradı. Ve karşı taraftaki ses, yani İhsan Doğramacı Halil Önder'in telefonunu açtı. O zaman cep telefonu falan yok malumunuz. Halil Önder'e Halil'cim bakarız, çözmeye katkı sağlarız dedi ve kapattı. Halil abinin yanına götürmüş olduğum arkadaşın gözlerinin fal taşı gibi açıldığını yıllar geçmiş olmasına rağmen daha dün gibi hatırlarım. Halil Bey'in en çok sevdiğiniz ve en çok sevmediğiniz yönlerini sizden rica edelim. Halil Bey hakikaten iyi yönü çoktur. Ama ben kötü yönü hiç olduğunu hiç düşünmüyorum. Çok iyi niyetli bir insandır. Belki oradan bir zaafa düşebilir diye düşünüyorum. Herkesle alakalı. Hep kendisi gibi düşünür. Hiç kötü bir şey düşünmez. Hiç kıskançlığı, çekimselliği asla olmaz Halil Bey'de. Direkt bir insandır. Aklına gelen ilk şeyi söyleyebilecek bir insandır. Hiç geri vitesi yoktur. Kime nasıl yardım edebilirim? Kime nasıl iyilik yapabilirim? Sorulduğunda anında cevap verebilecek ve direkt de yardım edebilecek bir insandır. Tek zaafı çok iyi niyetli olması, herkes de kendisi gibi bilmesidir. Halil Bey doğru yerde doğru işler yapar. İnsanı vizyonuyla sever, kişiliğiyle sever, adamlığıyla sever. Artı bir de insanlara bir şey katmayı sever. Madden manevi şeyi de çok büyüktür. Maddi katkısı da çevresindeki bütün insanlara büyüktür yani. Çalışkan, dürüst, düzgün, milliyetçi ve sorun çözen bir kişi olarak tarif edebilirim. Her zaman olaylara olumlu yönünden bakan, bir işi nasıl yapabilirim üzerinden giden ve ivmesini aşağıya çevirmeyip devamlı hep işini yukarı doğru götüren
bir büyüğümüz olarak kendisini tanırım. Gerçekten yardımsever, dost bir arkadaş, korkancısı bir arkadaş, hayır demiyor. Yalancılığı sevmiyor. Herkesin işinin en iyi şekilde yapmasını istiyor. En önemli konusu hizmettir. Yani onun maddi yönüne hiç bakmaz. Halil Bey çok titizdir. Ondan sonra şikayet istemez. İşimizi iyi yaparsak çok memnun olur yani. Şikayet istemez kesinlikle. Yapmacık değildir, yapay değildir. Yani usulen siyaseten tanışıyor, konuşuyor, ilişki kuruyor değildir. Onun dostluğu, ilişkisi son derece samimi ve son derece sahicidir. Köyüne gider, köyünün derdiyle ilgilenir. Hiç ben İstanbul'da yaşıyorum, bir iş adamıyım diye bakmaz. Buraya gelir, herhangi birisini ziyarete gelir, o an orayla özdeşleşir. Evine gider, iyi bir baba olur. Babasının yanına gider, iyi bir evlat olur. Bir iş adamı ortamına gider ve kalitesiyle, kumaşıyla orada kendisini gösterir. Dolayısıyla bir yönü yok Halil Önder'in. Birçok yönü var. Bu birçok yönünü de bunun altını özellikle çiziyorum. Yaşayarak oluşturduğu hikayesi var Halil abinin. İyi bir patrondur, iyi bir işverendir. Dürüst kişiliğiyle kalplerde yeri vardır. Yani çalışma hayatımızda hep onu örnek almışızdır. Onun taktiklerini kullanmışızdır. Gerek saygı olsun, gerek edep olsun, gerek iş tecrübesi olsun. Hep onun peşinden gitmişizdir. Yani amcam vizyonu açık, ilkeli ve açık görüşlü bir insan. Çalıştığımız kurumda doktorlarımız, hocalarımız, yöneticilerimiz... Eşsiz bir babanız var. Çoğu kez ben duymuşumdur. Yani büyük büyük profesörlerden de babanızı örnek alın. Babanızın yolundan gidin. En önemlisi onun dürüstlüğünden asla vazgeçmeyin. İyi bir baba, iyi bir iş adamı, iyi bir lider. Ama en önemlisi de iyi bir insandır Halil Bey. Halil Bey hani ülkeyle ve dünyayla entegre olmuş ama yöreselliğini de kaybetmemiş birisi olarak bence ön plana çıkarılmasında yarar var. Çünkü en büyük sıkıntı sistemle entegre olan insanlar yöreselliğini unutuyorlar. Hem geçmişi hem bugünü hem de geleceği birbirine karıştırmadan idare edebiliyor. Yani bu özellik çok insanda yok. Onun için başarılı zaten bu durumda. Halil Bey köyden geldiğinde İslam Üniversitesi'ne başladığı gün tabii karşısında Türkiye'nin tanınmış simaları, tanınmış eğitimcileri, tanınmış profesörleri Halil Bey burada harmanlandı. Yani Hamit Bey'in katkısı çok büyük, üniversitenin katkısı çok büyük, eğitim camialarının katkısı çok büyük. Bir de doğru zamanda doğru işler yaptı. Bu çok önemli. İdol aldığı insanlar sayılıdır, bellidir yani. Bunlar da Halil Bey yaptı. Tabii çok zorluklarla bu hayatı kazanmış. Basamakları böyle tek tek çıkmış. Her yoksulluğu ve bu bilgi varlığını hissetmiş. Böyle basamak basamak gelmiş bir arkadaş. Bu bakımdan gerçekten reşadiyetinin gururu bir arkadaş. Bir alim insan vardır ve bu topraklar için çok kıymetlidir. Bir de arif insanlardır. En az alim kadar önemlidir. Halil abi Anadolu'nun arif insan tasavvuruna uygun bir duruş var. Tabii arif olunca hayat onu yaşadıklarıyla bütünleştirdi.
Halil abi bizim açımızdan Anadolu'nun Arif tarafıdır. O yüzden de markadır ve sözü ağır birisidir Halil Önder. Halil Önder'in bu yapılan programı bizim gelecek nesil için çok önemli. Halil Önder bunu sonuna kadar hak etmiş bir insan. Biz ailecek, biz ona hep bizim ailemizin çimentosu deriz. Yani artık demiri, ahşabını belki bizler oluşturuyoruz ama çimento görevini bizde Halil Önder yapıyor. Halil Önder bunu sonuna kadar hak etti. Biz şu andaki yaşayan nesil tamamen kıymetini çok iyi biliyoruz ama bizden sonraki nesile de Halil Önder hem görselliğiyle hem anlatımıyla kesinlikle bizden sonraki nesillerin de duyması gereken, seyretmesi gereken ve izlemesi gereken bir program olmasını temenni ediyorum. Onlar da Halil amcalarının, Halil dedelerinin, Halil babalarının yolundan gelmeye, yolundan gitmeye inşallah bir prensip edinirler. İlker elinde gitmeye çalışırlar. Güzel bir şekilde inşallah bizim bıraktığımız bayrağı genç nesil ve daha doğacak çocuklarımız veya torunlarımız alıp bunları seyrettikten sonra belki onların da hedefi, bayrak anlayışı değişebilir, milliyetçilik anlayışı değişebilir diye düşünüyorum. Güzel bir program olacağından yanayım ama kesinlikle katılıyorum. Sonuna kadar hak edilmiş, tam anlamıyla cüp diye oturmuş bir program olacak inşallah. Abime buradan uzun ömürler diliyorum Allah'tan. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kendisini saygıyla, sevgiyle buradan hürmetle anıyorum. Çok yardımseverdir, çok iyilikseverdir, çok iyi bir insandır. Önderler ailesinin de medarı iftarıdır. Ben kendisine Cenab-ı Hak'tan sağlık, afiyet ve esenlik diliyorum. Çocuklarıyla, artık çok sayıda torunu var, torunlarıyla kalan yaşamında sağlıklı, sıhhatli, güzel bir ömür diliyorum kendisine. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Bundan sonraki yaşamında da mutluluklar, saadetler, huzur nasip etsin hep ona. Halil abi iyi ki varsın, seni çok seviyoruz. İyi ki tanıdık. İyi ki hukukumuz var. Akrabayız. Senden çok şey öğrendik. Seni çok seviyoruz. Seni Allah'a emanet ediyoruz. Sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum. Ve arzu ettiğim şey, bundan sonraki önce yapmış olduklarının devamını diliyorum. Nasıl ki öğrenciye, yoksula, fakire el oluyorsa, bundan sonrasında da aynı görevleri ifa edeceğini tavsiye ediyorum. Halil abiye öncelikle sağlık, sıhhat Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Cenab-ı Allah uzun ömürler versin köyümüzde. Gerçekten böyle Halil abi, böyle önder kişilerden. Sevgili dayıma çok teşekkür ederim. Allah onu daha çok açık etsin. Ayağını taşta kondurmasın. Dayılarımı başta Halil Önder olmak üzere çok seviyorum. Bütün dayılarımı çok seviyorum. Bütün Önder ailesine teşekkür ediyorum. Ben de Halil amcama çok teşekkür ediyorum ve ailenin önünde böyle bir ufuk olduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum. İyi ki var ve onun sayesinde bugünlerdeyiz aslında. Bunun hepimiz farkındayız ve amcamın da bunun bizim farkında olduğumuzu bildiğimizi ve gençlerin de bu yönde çalıştığını, onun yüzünü kara çıkartmayacağımızı bilmesini istiyorum. Teşekkür ederim amca, iyi ki varsın.